Terör örgütü PKK umudunu 14 Mayıs seçimlerine bağladı. Teröristler hem Millet İttifakı'nı tehdit ederken hem de Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkına aba altından sopa gösteriyor. Detaylar haberde. 2023'te mutlaka Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlayacak bir yıl haline getirmemiz gerekiyor. Son haftalarda terör örgütü PKK'dan eski Türkiye'yi hatırlatan açıklamalar gelmeye başladı. Örgütteki cüretkarlığın miladı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li yöneticilerle anlaştığı 20 Mart. Bu tarihten sonra HDP seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıklamıştı. Şartlı desteğin ardından terör örgütü PKK'da deyim yerindeyse bir palazlanma oldu. Örgütün dağ kadrosu seçime saatler kala bir kez daha Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri hatırlattı. Terör örgütü PKK'nın sözde Merkez Komitesi üyesi Helin Ümit, kim bizi oyuna getireceğini, aldatacağını, yönlendireceğini sanıyorsa yanılıyordur. Türkiye'de sistem değişecek. Değişim, dönüşümle ilgili uluslararası güçler de yanımızda. Suriye ve Irak'ın nasıl parçalandığı ortada. Bu manzaraya göre Türkiye'de büyük kaybedecek, diye konuştu. Kongre Genel Başkanı PKK'lı Remzi Kartal da Cumhuriyet rejimini yenilgiye uğratacaklarını belirterek oluşan hava çok olumlu. Herkes bunu daha da büyütmeli. Kürt şehirleri ve metropollerdeki halklarımız bütün işlerini dondurarak seçime kilitlenmeli şeklinde konuştu. Terör örgütü bölge halkına da tehditler savurmaya başladı. Doğu illerinde yeni yeni baş gösteren örgüt baskısını akademisyen Adem Palabıyık anlattı. Burada artık çok konuşulan bir mevzu haline geldi bu maalesef. Mesela maaşlardan vergi alınması, işte bu vergi tabii yine söylüyorum, haraç alınmasıyla alakalı bir durum. Böyle bir söylem sürekli dillendiriliyor ve bunun tehditvari boyutlara ulaştığını da söyleyebiliriz. Yine HDP mesela kendi inisiyatifiyle kurmak istedikleri dernekleri, vakıfların, sendikaların giderlerini, onlara ait olarak bütün maddi tasarrufların bölge halkı tarafından, yani bizler tarafından karşılanmasını istiyor, zorla istiyor. Terör örgütünün hedefindeki en önemli kitle esnaf. Geçmişte kepenk kapatmaya, haraç vermeye zorlanan esnaf yıllar sonra benzer durumla karşı karşıya. Aynen belediyeler dönemindeki gibi esnaflardan haraç isteniyor. Mesela yine Van'da benim özellikle takip ettiğim yerler, işte Diyarbakır'da, Mardin'de, şeyde Batman'da, Bingöl'de, Siirt'te, Muş'ta, Bitlis'te bu söylemleri çok fazla duymaya başladık. Özellikle Diyarbakır esnafı, Van esnafı bu konuda çok tedirgin. Terörle mücadelenin etkisiyle yıllardır dağ kadrosuna eleman temininde güçlük çeken örgüt, son haftalarda yeniden gençlere yönelmiş durumda. Şimdi Diyarbakır anneleriyle ben görüştüğümde bana şunu söylemişlerdi. Hocam çocuklarımızı işte pikniklerle, eğlencelerle, kültürel faaliyetlerle kandırıp kaçırdılar. Bakın aynı süreci şu an HDP'li yöneticiler tarafından uygulanma aşamasında planlandığını görüyoruz. Bölgede Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan aşiretler de büyük tehdit altında. Van'da Kadim Aşiretler Federasyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızı seçimlerde destekleyeceğini açıkladı. Ve dün Federasyon Başkanı Sayın Rasim Aslan'la görüştük. Şu an bana kurduğu cümle şu oldu. Hocam şu an bölgede hain ilan edildik. Seçim sonrası Türkiye'yi farklı bir gelecek bekliyor. 15 Mayıs sabahı toplum umuda mı yoksa endişeye mi uyanacak? O helallik söylemiyle başladığı siyasal propagandası HDP'ye ve PKK'ya verdiği sözlerle şu an çökmüş durumda. Yani siyasal paradigması Sayın Kılıçdaroğlu'nun bölgede çöktü.